Küçük Araba. Küçük arabalar oyun parkına geldiler. Siyah araba ne yapıyor? Neden her şeyi kırıyor? Siyah araba yaramazlık yapıyor. Bu yüzden polis arabası geldi. Polis yaramazlık yapmamasını söylüyor. Ama siyah araba onu dinlemedi. Kaçıyor. Onu yakalamalıyız. Polisin siyah arabaya uslu bir arabanın nasıl davrandığını öğretmesi gerekiyor. O zaman bir daha yaramazlık yapmayacak. Ama siyah araba kaçmaya devam ediyor. Ambulansı solladı. Kamyonu da geçti. Şimdi de yoldan çıktı. Çalıların arasında saklanıyor. Hadi çık oradan, seni gördük. Yine kaçıyor. Mavi arabayı devirdi. Kalkmasına yardım edelim. Kovalamaca devam ediyor. Daha hızlı arabalar, daha hızlı. Dikkatli olun, ileride küpler var. Bu bir looping. Vay, arabaların hiçbiri düşmedi. İnanılır gibi değil. Siyah araba hala önde gidiyor. Bakın, yolda piramitler var. Onların etrafından geçmeleri gerekiyor. Olamaz. Polis arabası devrildi. Ona yardım edelim. Ve yolumuza devam edelim. Bu yolda renkli silindirler var. İnip kalkıyorlar. Burada dikkatli olmak gerekir. Arabalar iyi gidiyor, değil mi? Evet. Ah, yeşil araba devrildi. Ona yardım edin. Sarı araba yaramazı neredeyse yakaladı. Siyah araba top havuzuna daldı. Galiba batıyor. Batıyor mu? Ona yardım edecek miyiz? Tabii ki. Mavi araba siyah arabaya can simidi atıyor. Küçük arabalar onu kurtardılar. Aferin arabalar. Şimdi siyah arabaya yaptıklarını düzeltmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Siyah araba yanlış yaptığını anladı. Çöp kutularını kaldırıyor. Salıncağı da düzeltiyor. Böylesi daha iyi. Dört küçük araba. Arabalar top oynamaya parka geldiler. Uzağa gitti. Sarı arabanın üstüne bir şey düştü.
Bu kırmızı bir elma. Ağaçlardaki elmalar olgunlaşmış, artık onları toplayabiliriz. Arabalar, siz elmaları toplayabilir misiniz? Evet, toplayacaklar. Bak, yeşil araba 3 tane elma buldu. Aferin sana, sarı araba daha fazla elma buldu. Mavi araba da ona yardım ediyor. Bu kadar elmayı taşımak için bir sepete ihtiyacımız var. Kırmızı araba sepet getirdi. Arabalar elmaları sepete koyuyorlar. Peki şimdi nereye gidiyorlar? Birazdan göreceğiz. Arabalar tekerleklerini yıkıyorlar. Sanırım mutfağa gidecekler. Aşçı şapkalarını takıyorlar. Demek ki elmalardan bir şey yapacaklar. Doğru ama önce elmaları yıkamak gerekir. Sarı araba dolapta ne arıyor? Bu bir süzgeç. Anladım. Elmaları onun içinde yıkayacak. Kirli su deliklerden akıyor. Elmalar da temizleniyor. Bu arabalar çanak çömlek getirmişler. Ve yumurta. Hamur yapacaklar. Hamur, elma. Anladım. Arabalar elmalı turta yapacaklar. Evet, turta yapmak için kalıp lazım. İşte şimdi sarı arabanın ne aradığını anladım. Kek kalıbını arıyor. Bulmuş. Buldu ve yıkadı. Mavi araba hamuru karıştırmak için mikser arıyor. Şaşkın araba tost makinesini çalıştırdı. Mavi araba mikser yukarıdaki rafta duruyor. Aa, buralar çok dağınık. Aferin yeşil arabaya. Her şeyi yerine koyuyor. Meyve suyu da düşmüş. Evet, böyle daha iyi. Yeşil araba hamur için sütü alıyor. Burası da dağınıkmış. Evet, buraları kim dağıttı böyle? Kırmızı araba ne arıyor? Un. Bak, paketin üstünde buğday resmi var. Un buğdaydan yapılır. Mavi araba elmaları soyuyor. Kırmızı araba da onları kesiyor. Sarı araba yumurtaları kırıyor. Evet, hamuru yapıyor. Hamur için yumurta, un ve şeker gerekli. Ve süt. Ve süt. Bunların hepsini güzelce karıştıralım. Hamur hazır. Evet. Sarı araba hamuru kalıba dolduruyor. Yeşil araba elma dilimlerini koyuyor. Turtayı süslüyoruz. Ve fırına veriyoruz. Doğru.
doğru dereceyi ve zamanı ayarlamalıyız. Şimdi bekleyeceğiz. Turta pişiyor. Tamamdır. Pişi süresi doldu. Turta çok güzel görünüyor. Afiyet olsun arabalar. Dört küçük araba. Bak, küçük arabalar sofrayı hazırlıyorlar. Masada çaydanlık duruyor. Demek ki çay vakti. Sarı araba ekmeği çıkartıyor. Yeşil ise reçeli. Bu malzemelerden lezzetli reçelli tost yapabiliriz. Peki mikser ne işe yarayacak? Ona ihtiyacımız yok. Gerekli değil. Blender ve tavaya da ihtiyacımız yok. Biliyorum. Tost yapmak için tost makinesi lazım. Haklısın. Burada tost makinesinin parçalarından bir tanesi var. Sadece bir tane mi? Demek ki arabaların diğer parçaları bulmaları gerekiyor. Evet. Yeşil araba tost makinesinin parçalarını top havuzunun yanında arıyor. Burada sadece toplar var. Acaba havuzun içinde mi arasa? İyi fikir. Bir şey bulmuş. Bu tost makinesinin parçası mı? Evet. Bu ısı rezistansı. Süper. İki parça daha. Toplamda üç parça oldu. Mavi araba çiçeklerin arasında arıyor. Çiçekleri kokluyor. Şimdi de karuseli gördü. Dönüyor. Bu çok eğlenceli. Evet, ama aramaya devam etmesi gerekiyor. Tost makinesinin parçalarını bulmalı. Bir şey buldu. Tel ızgaraya benziyor. Evet, ekmek dilimlerini bunun içine yerleştireceğiz. Burası oto yıkama istasyonu. Sarı araba burada arayacak. Aa, tekerleği köpük oldu. Yıkanması gerekiyor. Araba fırçaların arasından geçiyor. Şimdi de kurutulacak. Tost makinesinin gövdesini bulmuş. Kırmızı araba parçaları garajda arıyor. Oo, buralar çok dağınıkmış. Evet, burayı toplamamız gerekiyor, yoksa aradığımızı bulamayız. Araba her şeyi yerine koyuyor. Zaman ayarlama paneli, bu tost makinesinin bir parçası. Bütün parçaları birleştirelim. Isı rezistansı. Tel ızgara. Gövde.
Zaman ayarlama paneli. Son parçası. Ekmeği kızartabiliriz. Tost makinesine ekmeği bırakıp kolu çekiyoruz. Ekmek kızarırken kırmızı araba reçeli açıyor. Ekmekler tost makinesinden çıktı. Ekmekler kızardı. Üzerine reçel sürebiliriz. Lezzetli görünüyor. Çayı doldurduk. Tostlar da hazır. Afiyet olsun arabalar. Afiyet olsun. Dört küçük araba. Küçük arabalar bahçeye gelmişler. Bakın, soğan tarlasını suluyorlar. Sarı araba soğan ekiyor. Mavi araba kelebeği yakalamaya çalışıyor. Burada bir at var. Hey at, çiçekleri yeme. Atlar bahçede otlamaz. Arabalar onu buradan götürmeliler. Belki arabalar bunun için bir treyler getirebilirler. İyi fikir. Kırmızı araba, treyleri çekmek için neye ihtiyacımız var? Bu olur. Evet. Bu araç treyleri çekebilir. Mavi araba oyun parkında treylerin parçalarını arıyor. Seksek oynuyor. Şimdi top havuzunda yüzüyor. Şimdi de kum havuzunda mı oynayacak? Hayır. Oynamaya gelmemiş. Treylerin bir parçasını bulmuş. Peki sarı araba ne bulmuş? Bir bakalım. Bu treylerin kabini. Onu top havuzundan çıkartmak hiç de kolay olmayacak. Yaşasın. Vinç yardıma geldi. Teşekkür ederiz Vinç. Yeşil araba buğday tarlasına geldi. Çiçekleri suluyor. Aferin sana. O da bir parça buldu. Parçaları birleştirelim. Bir, iki, üç, dört. Artık atı buradan götürebiliriz. At, at, hadi gel. Bak, burada saman var.
de geliyor. Artık gidebiliriz. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Vay, burada at istediği gibi koşup oynayabilir. Evet, arabalar atı çok güzel bir yere getirmişler. Dört küçük araba. Küçük arabalar bugün oto yıkamacıda çalışıyorlar. Bakın, polis arabası oto yıkamacıya geldi. Arabalar onu yıkayacaklar. Polis arabası, yeşil arabayı takip et. İlk önce arabaya köpük sıkacağız. Yeşil araba polisin tekerleklerini fırçalıyor. Genelde arabaların tekerlekleri çok kirli olur. Onları güzelce temizlemek gerekiyor. Tamamdır. Şimdi araba suyun altına giriyor. Vay, hiç köpük kalmadı. Mavi araba hazırda bekliyor. Tekerlekler çok kirli olduğu için onları bir daha yıkıyor. Polis arabası tertemiz oldu. Peki şimdi ne olacak? Bu büyük pervaneler arabayı kurutacak. Kırmızı araba küçük bir havluyla arabayı iyice kuruluyor. Sarı arabanın yanında boyalar duruyor. Onlarla ne yapacak? Mavi boyayla küçük çizikleri kapatıyor. Polis arabası yeni gibi oldu. Aferin arabalar. Sırada kim var? Vay, bu kocaman bir kamyon. Evet, kamyonların da yıkanması gerekiyor. Tekerlekleri çok kirli. Damperli kasası temiz mi? Hayır, onu iyice fırçalamalıyız. Yeşil araba köpük oldu. Onu yıkayalım. Mavi araba halletti bile. Harika. Kamyonun köpüğü suyun altında yıkanıyor. Mavi araba tekerlekleri süngerle siliyor. Kamyonu kurutma vakti.
Pervaneler dönüyor ve kamyon kuruyor. Kamyonu da boyayacak mıyız? Hayır, çünkü onun çizikleri yok. Görüşürüz kamyon. Sırada kim var? Taksi. Taksi, seni de tertemiz yapacağız. Önce köpük. Sonra su. Ve son olarak kurutma işi. Sarı araba kapıdaki siyah kareleri yeniden boyuyor. Tamamdır. Aferin arabalar.